Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda beraber kalk avlayacağız. Aniden videoya girmek zorunda kaldım. Sesi sonradan ekliyorum videoya. Videoya gireceğim anda ses maalesef konuşamaz durumdaydım. Yani müsait değildim kısacası. Şimdi şöyle abi, kalk avına geldik. Durumuna bakacağız. Kalk avlamak basit bu arada. Nasıl basit? Partiyle avlanıyor ama partisiz de gelebilirsiniz. Partiyle avlanma sebebi bu yaratık biraz zor oluyor arkadaşlar. Vurduğumuz damage yani yüksek olmak zorunda. Yüksek olmazsa öldürmesi uzun sürüyor. İki kişi geldik. İki kişi de bu arada 15 dakikada kestik. Kesme mekanikleri şöyle. Zaten at üzerinde avcılık yapacağınız zaman bizim yapmamız gereken en temel, en önemli şey atın üstündeyken yön tuşuyla kamerayı yukarıya alın. Yoksa yaratığı göremiyorsunuz. Test ettim. Yaratığı göremeyince tabii ki ateş edemiyorsunuz. Birinci olay bu. İkincisi tüfek lazım. Masteris puanının bu yaratıklar üzerinde bir etkisi olmadığına karar verdim. Düşük yani kül rengi ormandaki kral grifonu da denedim. Aynı zamanda bu kalkta da denedim. Herhangi bir şekilde Masteris'in bir şey vermediğini keşfettim. Yani drop'u etkilemediğini keşfettim. Şimdi drop'u da göreceğiz zaten beraber. Drop'un da ne işe yaradığını anlatacağım. Üzerine de konuşacağız. Buradaki temel noktalardan birisi de şu. Kalk Tepegöz Diyarı bölgesinde çıkıyor. Bu Trent'in yakınlarında çıkıyor. Tüfek üzerinde sürekli olarak ateş ediyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi koşuyor. Yani uçuyor, koşmuyor. Hiç yere inmiyor bu arada. Uçuyor. Sonra bir ağacın tepesinde donup bir süre orada bekliyor. Bunu sürekli olarak tekrarlıyor. Bunun dışında herhangi bir mekaniği yok. Siz arkasından kovalarken bir yandan sıkıyorsunuz. Tabi arkadan darbe hasarı da işe yaradığı için burada X rotasyonu falan kullanabilirsiniz. Ben tek başıma keseceğim derseniz. Ama çok gerekli mi diye soracak olursanız bence çok gerekli değil. Çünkü arkadaşlar ölümü o kadar da zor değildi. İki kişi kesmemize rağmen 15 dakikada kestik. Bunun yanı sıra şöyle bir olay var. Az sonra drop'u göreceğiz. Ben drop'u baştan söyleyeyim pek beğenmedim. Hatta şöyle beğenmedim. Drop'la üretilen yemek üretiliyor bu arada. Biriyle de iksir üretiliyor. İkisi de biraz useless. Yani çok kullanılmayan, çok işe yaramayan, alternatifleri olan iksirler ve yemekler. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir olayımız var. Şimdi bundan sonra ben şunu da sormak istiyordum size. Böyle oyunda partiyle kesilen avcılık yaratıkları var. Zaten rav rava attım. Kül rengi ormandan kral grifonu da kestik. Kalk videosu tabii ki şu an izliyorsunuz. Bir de belki çok merak ediliyordur diye düşünüyorum. Eğer merak ediyorsanız bunu yorumlarda belirtmenizi rica edeceğim. Balina avı biliyorsunuz şeyde denizde bazen balina çıkıyor. Ekranınızda yazı geliyor. 1 ila 20 kişi arasında bir parti ile gidip balinayı kesebileceğinizi söylüyor. Eğer merak ediyorsanız onu da iletmiş olun. Onu da klandaki arkadaşlarımızla kesip gidip kesmeye çalışacağız. Onu da o şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi bu kalktan çıkan droplardan birisi kalkın mayalanmış şarabı diye bir yemek var. O üretiliyor. Yemeğin olayı avcılık silahı doldurma süresini kısaltması. Ama tanesi 500K yemeğin. Kalkın içerisinden de bu yemeği yapacak malzeme o kadar az çıktı ki bakın ölmesine de az kaldı. Yani ben aşırı gereksiz buldum. Yani bu boss'u keserken tabii biraz da şunu düşündüm. Bakın öldü. Toplaması şöyle. Partideki arkadaşlar sırayla geliyor. Bak arkadaş da geliyor zaten. Şimdi kasap bıçağıyla doğruyor. Onun işi bitti. Daha sonra ben de raya basacaktım ama at yanımda olduğu için ata vurdum maalesef. Ata bindim daha doğrusu. Şimdi tekrardan ben de bir denemesini yapacağım. Aynen drop şu. Bakın rezalet ötesi. Rezalet ötesi derken durdurdum gidiyor bu arada. Bu şey videodan şu an sizlere gösteriyorum. Kalkın boynuzu. 7 tane çöp. Vahşi yaratık çöp, deri çöp, 21 kara kristal falan. Hani burada kara kristal kasacak olsam zaten gidip de şeyi kesmem. Kalk kesmem. Kesebileceğim bir sürü potansiyel var. Yani kalk, kara kristal kasacak bir sürü yer var. Gidip de bunu yapmam açık konuşmak gerekirse. Neden bu boss'un burada olduğunu da anlamış değilim. Çok beğenmedim. Hatta tiksindim biraz o kadar söylemiş olayım. Ama videosunun kanalda olmasını istiyorum. Çünkü merak eden arkadaşlar mutlaka olacaktır. Bunu denemek istedikleri noktada da istiyorlarsa videoyu izleyip deneyebilirler. İstiyorlarsa videoyu izleyip merakları da giderilmiş olsun diye çekiyorum. Bir de balinaya gideceğim. Bakalım balina nasıl? Balina muhtemelen daha iyi bir drop, daha eğlenceli bir drop'u vereceğini tahmin ediyorum.
Videoyu başlattım şimdi. Ne verdiğine bakın. Şöyle bir ünvan veriyor. Ünvan hoşuma gitti bu arada. Bunu kullanıyorum artık. Kocaman olması hoşuma gitti. Burada şu alttaki şey de gitsin. Ünvan biraz daha fena değildi. Yani bir kere kesilir. Gidip şu ünvanı alırsınız. Başka da bir şekilde bunun gidip de kesileceğini sanmıyorum. Düşlem tüyü atar mı diye merak ediyordum. Biliyorsunuz düşlem tüyü şey lazım bize at basmak için. Ben de stokluyorum bir yandan. Düşlem tüyü atsaydı kesecektim arkadaşlar. Size de önerecektim. Pek öneremeyeceğim. Bakın gösteriyorum burada boş beleş şeyler attığını. Çok işe yarayan iksirler veya yemekler değil. Bir bakalım. Şimdi ben oyundan alt taba alayım. Videoyu şöyle bir sonlandırayım. Bunu durduralım. Dur arkadaş. Heh. Bir yandan da kimya yapıyor. Ha, kimya durmuş. Ne olmuş? Bu tamiri bitmiş. Bunun tamiri devam. Hemen çılgınlığı üret. Bu arada çılgınlığın fiyatı bayağı artmaya başladı. Cinnet fiyatları da inceden artıyor. Bu da çok hoşuma gidiyor şu an. Şimdi abi neydi? K-Halk. Nasıl yazılıyor ya bu? Mayalanmış şarap. Şu. Abi çıkan 7 tane çıktı bunun üretim malzemesinden. Bundan üretiliyor. Toplasanız 20 tane üretecek. Tanesi 463K. Yani bunu üretip pazara atmak kesinlikle değmiyor. Kesinlikle değmiyor. Çöp. Zaten kalkın pençesiyle de kahalk iksiri yapılıyor biliyorsunuz. O da şu. O da 2M. Çöp. Yok çöp değil. Güzel bir iksir kullanana da bunu oradan elde edip de üretmeye çalışmak biraz çöplük oluyor. Sıkıntı orada başlıyor aslında. Bu da çöp diyebiliriz. Bu petlere ne olmuş? Grind atarken açık kalmışlar. Şöyle bir hemen bunları besleyelim. Velhasıl kelam boss'la alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir özelliği yok. Farklı bir trik noktası veya şey yok. Bunu ifade etmiş olalım. Dediğim gibi balina avı istiyorsanız iletin. Balina avı ile alakalı da video çekeceğiz. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bunun yanında denizdeki bazı içerikleri de videoya alacağım. Bu Maretta, seyir günlüğü muhabbetini biliyorsunuzdur. Maretta kesiyoruz. Onu da videoya almak istiyorum. Hani bakacağız. Sizin talebinize göre. Bu arada kanalın, şunu da göstermiş olalım hemen. Bende işimiz kalmadı. Sen git. Şu buraya geç. Topluluk. Aynen. Arkadaşlar şurada böyle anketler paylaşıyorum. Ne paylaşmışım en son? İşte grind atabileceğimiz slotlar aslında bir seri başlatmak istediğimi söylemişim sezonda. Bu şu an benim için önemli bir konu. Eğer istiyorsanız şu an olumlu oyu daha çok, daha önde. Hani bunu buraya bırakacağım. Videoda da göstermek istiyorum. Eğer sezondaki grind atabileceğiniz slotları benden videosunu istiyorsanız yoruma veya buraya oylamaya yapabilirsiniz. Bu oylamayı hani sizin nabzınızda ölçmek, isteklerinizi daha doğru anlayıp daha doğru videolar çekmek için koyuyorum. Başka herhangi bir amacı yok. Zaten başka da bir işe yaramıyor bu oylamalar. Sadece Life at diyen arkadaş da olmuş. Grant videosunu çek diyen de iyi olmuş. Bakalım duruma göre yarışacak burası. Life ile alakalı birçok video fikrim var bu arada. Sadece şu an durumlar biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Ben köydeyim. Köyde wifi yok burada. Altyapı yok, internet getirmiyorlar. Superbox istedim. Onu da yokmuş ellerinde. Çok talep olduğu için bir türlü getiremediler. Yani anlayamadım. Birçok farklı telekoma başvurdum. Telekom demeyeyim de işte şirkete başvurdum. Yok, hiçbiri şey yapmıyor. Getirmiyor. Bir şekilde ulaştıramıyorlar. Mobil veriyle bağlanmak durumundayım. Videoyu mobil veriyle YouTube'a yüklemek işkence. Videoyu YouTube'a yüklemeyi kısmını geçiyorum. Oyunu zaten sürekli mobil veriyle oynamak da işkence. Kısa zamanda bitecek tabi bu olay. Bittiği zaman daha rahat olacağız. Bunu da ifade etmiş olalım. Bunun dışında sizlere söyleyeceğimiz farklı bir şey kalmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videolarımı izleyip kanalıma abone olduğunuz için. Bu konuda minnettarım sizlere. Bazı arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Nasıl söyleyeyim? Bazı arkadaşlar bana şey yazıyorlar Discord'dan. Hani artık rica edeceğim bu konuyu geçelim. İşte videolara atma, kendi kar marjını düşürüyorsun. İşte ne bileyim iksir tarif videoda atıyorsun. Sen de ben iksiri satamıyorum. Sen de kendine de zarar veriyorsun gibi. Arkadaşlar attığım iksirlerin bak mesela ne attım? Ön sezi iksiri nerede o? Çok da izlenmedi video. 375 izlendi. Şimdi açalım abi pazara. Ön sezi iksirine bakalım bir. Ön sezi. Abi 4M hala güzel kârda da satılması tabi zorlaştı. Çünkü bak siparişte abi nasıl zorlaşmamış ki. Yani zorlaşmış olması gerek bu arada. Gerek. Videolarım aslında düşündüğünüz kadar etkilemiyor. Birçok insana tabi bu fikri veriyor. Burada siparişte olması hoşuma gitti. Çünkü çok rahat üretiliyor bu iksir yani. Bedava şu an.
Lidolarım aslında fiyatları tabii düşürüyor bir miktar ama o kadar da etkilemiyor. İnsan yapıyor, unutuyor yani unutulup gidiyor daha sonrasında. O yüzden bununla alakalı yani çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bilmeyenler öğrenecek bunun. Kaçış yok yani. Çekmeye devam edeceğiz. İksir videosu bilerek atmıyorum. Kim yani şu aralar pek izleyen olmuyor. Öyle düşünüyorum. Bakın ön seziye iksir atmışım. Daha az izlenmiş. Kimya çiçek toplama atmışım. Az izlenmiş. Bir grind atmışım. Çok izlenmiş. Yani benim amacım sizlere videoları hem işe yaraması. Sizin talebiniz neyse onu yapmak. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Diğer söyleyeceğim şeyi unuttum. Neydi? Unuttum arkadaşlar. Ona da yapacak bir şey yok. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum videoları izlediğiniz, beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için. Eğer aklıma geldi arkadaşlar, Twitch'te yayın yapmaya başlayacağım yakın zamanda. Twitch yayını için de şurada bakın Twitch kanalımın linkini koydum. Şurada tıkladığınız zaman doğrudan gidebilirsiniz. Twitch'te yayın yapmak için de tabii belli başlı şartlar gerekli. Belli başlı şartları sağlamam gerekli. Onların sağlamasıyla alakalı ilgileniyorum şu an. Buradan beni de takip ederseniz işte 9 takip etme butonunun nerede olduğunu bile bilmiyorum bu arada. İşte tepki verme bilmiyorum. Bu neymiş? Bunlar değil. Neyse buradan takip etmeyi muhtemelen biliyorsunuzdur. Ben daha Twitch'te pek kullanıcısı olmadım. Buradan beni takip ederseniz eğer burada da yeterince bir kitle toplayabilirsem Twitch'te life skill temelli veya parti slotları döndüğümüz, hani size oturup da bir slotu dönüşümü izletmeyeceğim. Bilgilendirici yayınlar açmayı düşünüyorum. Bunun için de içeriklerimi şu an listeliyorum, kategorize ediyorum. Hani yararlı olmasını istiyorum. Buradan beni takip ederseniz de mutlu olurum arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceğimiz gerçekten bu sefer bir şey kalmadı. Hepinize iyi günler diliyorum. Keyifli oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.